Jamaica Asher hayatında ilk kez evsiz. Asher ve 4 çocuğu Nisan ayından beri bir hayır kurumunun ücretsiz sağladığı yerlerde yaşıyor. Jamaica Asher gibi çalıştığı halde ailesini geçindiremeyen Amerikalıların sayısı giderek artıyor. Sadece ben olsam iyi. 4 tane küçük çocuğum var. Çok korktum. Gidecek kimsem yoktu. Son birkaç yıldır süren ekonomik kriz hem birçok Amerikalıyı hem de hayır kurumlarını zorluyor. Salvation Army adlı kuruluşun Nashville kentindeki şubesinden yardım isteyenlerin sayısı 4 kat arttı. Yetkili Charles White, 45 yıllık meslek hayatında bu duruma ilk kez şahit olduğunu söylüyor. Daha dün büromuza biri geldi ve burada olmaktan çok utandığını, geçen yıl bize bağış yaparken bu yıl yardım istemeye geldiğini söyledi. Barınma ve diğer ihtiyaçlar için yardım isteyen ailelerin sayısı artarken hayır kurumları bağış ve hükümetten alınan yardımlarda azalma olduğunu bildiriyor. Her yıl gıda yardımına muhtaç 400 bin kişiye yardım eden Nashville'deki Second Harvest Gıda Bankası'ndan Tasha Kennard da kaygılı. Federal ve eyalet fonları azalıyor. Son 3 yıldır bağışta bulunanlar yardıma muhtaç olanların sayısının rekor düzeye çıktığı dönemde büyük katkıda bulundu. Ama artık eskisi kadar çok yardım edemiyorlar. Kennard yine de umutlu, daha azla daha çok iş başarmayı öğrendiklerini söylüyor. Yaratıcı olmak, çok daha iyi işbirliği yapmak zorundaydık. Bu topluma daha önce hiç düşünmediğimiz şekilde yardım edebiliyoruz. Kurumumuz bu açıdan çok büyüdü, bundan da gurur duyuyoruz. Jamaica Asher da gururlu. Kısa süre önce lise diplomasını alan Asher, şimdi de finans yönetimi dersleri alıyor. Çocuklarında da olumlu değişiklikler gözlemlediğini söylüyor. Çocukların sahip olduklarının değerini bilmeyi, hiçbir şeyi küçümsememeyi öğreniyor. Bu değerler bize uzun süre rehberlik edecek. Burası bizi birbirimize yakınlaştırdı. Asher ailece sabretmeyi de öğrendiklerini söylüyor. Sabretmeye, Amerikan ekonomisinin çok yavaş iyileşmesine tanıklık eden herkesin ihtiyacı var. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.